Tam işimiz bitti. İdil Sani'de söz verdik. Buyurun. Şimdi Sayın Erdoğan dedik, Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik bir hukuk devleti gibi yönetmekten ziyade bir şirket mantığıyla yönetmeyi ilerleyen süreç içerisinde tercih etti dedik. Ve burada şunu unuttu, kendisinin de bir beşer olduğunu unuttu. Oysa bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok veciz bir sözle şunu ifade etmişti. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır derken kurumlarıyla, ortak akılla bu ülkeyi yönetilmesi gerektiğini, kurumların sağlam bir yapıda olması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi siz burayı, bu devlet aklını ortadan kaldırıp ortak akıldan uzaklaşırsanız, şirket mantığıyla ülkeyi yönetmeye kalkarsanız işte şu an ülkenin geldiği noktaya gelmiş olursunuz Sayın Ertürk. Sayın Erdoğan'ın göremediği hadise bu. İlk başlangıçta elbette ki milletin içindeydi. Milletle beraber yol yürüyelim diyordu. Milleti dinliyordu. Ama bugün milletle arasına duvarlar inşa edildi. Artık milletle arasına duvar inşa eden bir iktidarın yolunu devam ettirebilmesi ve sürdürebilmesi mümkün değil. Sayın Ertürk, biraz önce Sayın Bakanım olsun, Sayın Özdağ olsun ifade ettiler gittikleri yerleri. Geçen hafta İstanbul'da Küçükçekmece'deydik, Esenyurt'taydık. Esenyurt'taki fakirliğin, fukaralığın ve yokluğun resmini size çizemem ve tarif edemem. Orayı gidip görmeniz lazım. İstanbul'un göbeğinde 1 milyon 200 bin nüfusun yaşadığı yerde ayrı bir İstanbul var. Ayrı bir fakirlik ve fukaralık var. Bunları gözlerimizle gördük. Bu hafta içerisinde Adana'nın Kozan'ına gittik. Kozan ki tarihi bir şehir. Gerçekten insanının vatanına, milletine bağlı olduğu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de milli mücadelede Toroslara sırtını vermiş, yörükler olduğu müddetçe Adana'da deyip bu ülkenin ikbalinden, istiklalinden hiç şüphe etmem dediği yörenin insanlarıyla karşılaştık. Ve gerçekten çok büyük bir fakirlik var. Ve ülkeye dair umutları azalmış bir topluluk var. Yine Mersin'in Akdeniz'inde bugün de Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Bey de Şanlıurfa'nın Eyyubiye'sinde çok farklı görüntülere şahit oluyoruz. Gerçekten artık orta direk yıkılmış durumda. Özal'ın orta direği yıkılmış durumda. Fakirle zengin arasında, vatandaşlarımız arasında büyük bir uçurum oluştu. Makas çok açıldı. Zengin gerçekten kazancının üstüne bir kazanç koyuyor ama gündelikçi yaşayanlar çok büyük bir mağduriyet paylaşıyor. Sayın Erdoğan ise gerçekten olup bitenden farkında değil. Bir televizyon kanalına çıkıp Merkez Bankası'yla yapmış olduğu bir açıklama sonrasında bugün dolar 9 lirayı geçiyor. Ve yine varlık fonu diye bir şey kurdu biliyorsunuz. Varlık fonu neydi? Ülkenin fazla veren şirketlerinin oluşturacağı bir fondu bu. Oysa şu an itibariyle bu fon tam 65 milyar TL borca batmış durumda. Yetmemiş, içeride borca battığı yetmiyormuş gibi bir de yurt dışı fondan 1 milyar 250 milyon avro borçlanmış durumda. Varlık fonu. Varlık diye ifade edeceksiniz, bu ülkenin kaynaklarını orada borca yatırttıracaksınız. Yine Merkez Bankası Başkanı ile alakalı. Biz artık diyoruz, Sayın Özdağ da ifade etti, artık o kurumun başına Ali'yi alıp Veli'yi getirmesine gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl Varlık Fonu'nun başına kendisini atamışsa, Merkez Bankası'nın başına da kendisini atasın ve ülkeyi bu tür sıkıntıdan kurtarsın. Merkez Bankası'ndaki değişikliklerle piyasanın oynamasına, piyasanın bir anda pik yapmasına mani olsun. Merkez Bankası'nın başkanı da olsun. Bu noktada kimsenin itiraz edebilecek, en azından önümüzdeki 10 aylık süreçte ona bir yapabileceği bir şey yok. Bakın Sayın Ertürk, burada şunu unutmayalım. Kur ve faiz talimatla düşmez. Kur ve faiz sadece ve sadece ülkenin ekonomisine duyulan güvenle düşebilir. Şu an itibariyle ülkenin ekonomisine en ufak şekilde bir güven söz konusu değil. Bakın biraz önce Sayın Babiroğlu ne dedi? G20 zirvesine katılacak bu ayın sonunda Sayın Erdoğan orada Biden görüşmesine bağladı umutlarını dedi, değil mi? AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde 21. dünyanın en büyük ekonomisine sahip idi. Ve bu 2015-16'larda 16. dünyanın en büyük ekonomisine kadar geldi.
Ama 2016'dan sonra bugün geldiğimiz yeni açıklanan verilere göre Türkiye tekrar 21. sıraya düştü. Ve bir sonraki sene G20'de yok Türkiye. Bu son zirve. Bakın, eğer böyle devam ederse son zirve. 21. sıraya düştü. Bundan daha acı bir rehamet arz eden bir hadise olabilir mi Sayın Ertürk? Evet, AK Parti 2002 yılında. Dün bu liste vardı. Dünya ekonomisi içerisinde 21. sıradaydı. Yönetmen arkadaşım, dün günün raporunda vardı bu Türkiye'nin 20'den çıkıp 21. olduğu. O listeyi bir bulabilirsen. Gösterebilirler. Eğer. 21. sırada olan bir ekonomi devraldı. Sayın Babacan 2015'te 16. sırada bir ekonomi devretti. Ucube sistem her alanda olduğu gibi bu konuda da ülkemizi geriye götürdü ve 2021'de yerimiz tekrar başladığımız noktada 21. sıraya geldi. Bundan daha vahim neyi söyleyebiliriz? Geçtiğimiz yine bir yayında şahsınız sayesinde, bu ekranlar sayesinde kamuoyunu bilgilendiriyoruz. 15 gün önce yapmış olduğumuz buradaki bir programda bir vatandaşımız atmıştı. Üre gübre 20'ye 9 bakınız. 450 TL iken 26 gün sonra bugün 7500 TL olmuş Sayın Ertürk. 4550'den 7500'e çıkmış üre gübre. Şimdi çiftçilerimiz bizi seyrediyor. Bu durum sadece kurun çok yükselmesi, enerji maliyetlerinin artmasıyla izah edilebilecek bir durum mu Allah aşkına? Vallahi Sayın Erdoğan, bu tamamen iktidarın sorun çözme kabiliyetini kaybetmesinden ibaret. Tam ekran yapın arkadaşlar. Şu değil mi dediğiniz tablo? Diyor evet. Diye bir şey. Burada bir şey rakam var. 21. sıraya zaten evet. Türkiye inmiş durumda. Yani G20'lere gitse bile bu bir de uluslararası bir endeks bu. Endeks. Tabii. 21. sıraya inmiş. Ve önümüzdeki yıl, yani bu yıl son. İsviçre'nin ve Suudi Arabistan'ın altına düşmüş durumdayız. Yani. Evet, ne yazık ki. Şimdi biz tabii ki burada iktidar yetkililerine soruyoruz. Zamanında bu ülkede faiz %6 iken bu ülkenin tertemiz bürokratlarına vatan haini deniliyordu. Faizin yüksekliğinden kaynaklı olarak. Şu anda %18 faiz var bu ülkede Sayın Ertürk. Biz şimdi ülkeyi yönetenleri ne şekilde tanımlayacağız? Onlara hangi sıfatı yakıştıracağız? Onların söylediği cümleleri burada bizim söylememiz yakışır mı? Böyle bir şeyi asla ve asla ifade edemeyiz. Sayın Ertürk, paramız pul oldu, pul. Bu mudur millilik? Şu anki iktidarın sığındığı, Sayın Bakanımın biraz önce ifade ettiği, vatandaş normal ekonomiye bakarsa, normal yönetime bakarsa %10'un bile altına düşer. Ama bazı kavramların arkasında sığınıyor dediği millilik ve yerlilik kavramı ve aynı şekilde dinin istismar edilmesi iktidarın dilinde pelesent olmuş durumda. Şimdi size soruyorum, parasını pula döndüren bir iktidar anlayışı mı bu ülkede milliliği temsil ediyor? Millilik bu ülkenin parasına itibar kazandırmakla olur. Bu ülkenin pasaportuna itibar kazandırmakla olur. Bu ülkenin dış siyasetine itibar kazandırmakla millilik olabilir. Bu ülkenin vatandaşı arnı açık başı dik gezdirerek, karnı tok gezdirerek, cebinde parası cüzdanı dolu bir şekilde gezdirmekle milli olabilirsiniz, yerli olabilirsiniz. Onun dışında söylediğiniz her söz boş sözdür. Biz bu millilik ve yerlilik kavramını asla ve asla iktidarın kullandığı bir dilde kullanmayacağız. Virgül koyun. Bu Meral Akşener'in Tokat'ta gençlerle, öğrenci olan gençlerle bir sohbeti var. Gerçekten çok konuşuldu bu. Sosyal medyada da yer aldı. Yani şu İdris Sahin'in, Deva Partisi Genel Başkanımızın deminden beri anlattığı olayları, o görüntüler inanılmaz bir şekilde tamamlıyor. Onu izleyelim, tekrar Şahin'e dönelim. Gelecek kaygısı var. Üniversite okuyoruz, iş bulacak mıyız? O sorun. Dün gece ben gece saat 1'e 2'ye kadar doların yükselişini izledim. 9-18'e kadar gördüm. Bu ülke her gün zam geliyor yani. Her gün bu ülkede artık gerçek olarak hayalimiz Avrupa'ya gitmek, Avrupa'da yaşamak. Ben 1-2 ay çalıştığım parayla kendime bir şey alamıyorum. Ama Avrupa'daki insanlar araba alıyor, en son model telefon alıyor. Ya biz gençler olarak gerçekten ümitsiziz. Her gün bunu konuşuyoruz. Sinema olsun, şey olsun, tiyatro olsun, online gitmeyiz zaten. Paramız yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sinema olmuş 40-50 lira gidemiyoruz. Tiyatro olmuş en arkadan 150-200 lira. Nasıl gidelim biz gençler olarak?
Sosyal hayat sıfır. Baban ne iş yapıyor senin? Benim babam yok. Annem ev temizliğindeydi. Ay. Aynen. Biz üç kardeşiz, üçümüzü okuttu annem. Ve sen